Merhaba değerli dostlarım. Elektrik serisi videolarımıza bu hafta elektrik devresi konusuyla devam edeceğim. Bu videoda basit haliyle elektrik devresinin ne olduğunu anlatacağım. Bunu da hem çizimlerle hem de basit uygulamalarla desteklemeye çalışacağım. Özellikle genç arkadaşlarımız için oldukça faydalı bir video olacağını düşünüyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle elektrik devresinin tanımını yaparak başlayalım. İçinde elektrik akımının dolaştığı ve çeşitli devre elemanları barındıran kapalı devrelere elektrik devresi diyoruz. Eğer bu devreler bir veya birkaç elektronik eleman ihtiva ediyorsa bunlara elektronik devre demekteyiz. Elektrik devreleri en basit haliyle bir güç kaynağı, iletkenler ve belli bir dirence sahip bir eleman içerirler. Oluşturabileceğimiz en basit devrelerden biri bir pil ve bir lambadan oluşan elektrik devresidir. Pilin eksi ve artı kutuplarına birer kablo bağlayıp kabloların arasına da bir ampul koyarsak en basit haliyle bir elektrik devresi yapmış oluruz. Bu devremizde pil enerji üretebileceği sürece devremizde bir elektrik akımı olacak ve lamba yanacaktır. Elektrik nedir videomuzda bu konunun detaylarına inmiştik. Bu devremizi bir adım ileri götürmek için devrenin içinde bir yerlere bir anahtar ekleyebiliriz. Bu şekilde devremizde akan elektrik akımını kontrol etmiş oluruz. Anahtarsız olarak pil bitene kadar sürekli yanacak olan ampul, anahtar vasıtasıyla sadece biz anahtar açtığımızda yanacaktır. Bu örneklerimizde bir pil, bir ampul veya bir anahtar kullandık. Bu öğeler elektrik devresinin elemanlarını oluşturuyorlar. Hemen hemen bütün elektrik devreleri pil veya benzer bir güç kaynağı içermek durumundadırlar. Ancak tamamında ampul veya anahtar bulunmayabilir. Ancak güç kaynağı içeren bir elektrik devresi akıma direnç oluşturacak bir eleman içermek zorunda. Aksi takdirde kısa devre ismini verdiğimiz durum oluşur. Bizim devre örneğimizde bu direnci ampul oluşturuyor. Eğer devremizde ampul bulunup elektrik enerjisinin bir kısmını kendi içinde ışık veya ısı enerjisine çevirmeseydi, pilin artı kutbundan eksi kutbuna teorik olarak sonsuz bir akım akmaya başlayacaktı. Bu da gerek pilimizin gerekse iletkenlerimizin kaldırabileceğinden daha yüksek bir akım olabileceği için yangın, bozulma veya patlama gibi istenmeyen durumlara yol açardı. Elektrik devresinin elemanları. Bu aşamada hemen bazı temel elemanlarımızı tanıyalım. Üreteç, pil, akü, şebeke elektriği gibi tüm elektrik kaynakları elektrik devrelerinde üreteç olarak isimlendirilirler. Alıcı, elektrik enerjisini başka bir enerjiye çeviren devre elemanlarıdır. Ampuller, motorlar veya ısıtıcı cihazlar bunlar örnektir. Anahtar, elektrik akımının geçişini kontrol etmek için kullanılan elemanlardır. Devreyi açık veya kapalı hale getirebilirler. Direnç, birçok elektrik devresi elemanı ve iletkeni kendi içinde bir dirence sahiptir. Ancak direnci dışında başka bir özelliği bulunmayan devre elemanlarını ise genel olarak direnç diyoruz. Bunların amacı sadece üzerinden geçen voltaj veya akımı azaltmak olarak nitelenebilir. Sigorta, devremizi korumaya dönük elemanlardır. Sigortalar belli bir akıma kadar elektriği iletip belli akımların üzerine çıkıldığında iletkenlik özelliğini kaybederler. Bu sayede istenmeyen yüksek akımlar oluştuğunda devreyi kapatarak diğer devre elemanlarını korumuş olurlar. İletken, elektrik devremizi tamamlamak için kullandığımız genelde metal olan parçalardır. Bakır çubuk, nikel çubuk gibi kullanımları da olmasına rağmen genelde bakır veya alüminyum teller devrelerde iletken olarak kullanılır. Bunların özelliği çok düşük bir dirence sahip olup akımı en az kayıpla iletmeleridir. Ölçü elemanları, voltmetre, ampermetre gibi devre üzerinde çeşitli ölçümler yapmaya yarayan devre elemanlarıdır. Bunlar dışında bahsedebileceğim birçok eleman daha bulunuyor. Ancak şimdilik bu detaylara girmiyorum. Artı olarak bir elektrik devresi başka bir devrenin elemanı haline de gelebilir. Bu şekilde elektrik devreleri büyür ve karmaşıklaşır. Devre bağlantı türleri. Videomun bu bölümünde gelin hem devre bağlantı türlerini tanıyalım hem de örneklerle destekleyelim. İki tane basit elektrik devresi yaparak burada anlattığımız teorik bilgilerin pratikteki karşılığını görelim. Seri devre. Bu videoda önceden anlattığım örneklerde bahsettiğim devrelerin tamamı seri devrelerdir. Bu tür devrelerde akımın gidebileceği sadece bir yön mevcuttur. Şimdi videodan takip edin lütfen. Öncelikle elime 3 adet kalem pil alıyorum ve bir pil yuvasına bu pilleri yerleştiriyorum. Bunlar devremdeki üreteç elemanını oluşturacak. Üretecin artı yönünden bir kablo çıkarıp bunu bir ampule bağlıyorum. Ampul devremizdeki alıcı eleman olacak. Ampulün diğer tarafından aldığım kabloyu da pilin eksi kutbuna bağlayıp devreyi tamamlıyorum. Şimdi ekrandaki örneğe bakarsanız tek bir elektrik hattı görebilirsiniz. Hat pilin bir kutbundan başlayıp diğer kutbunda noktalanıyor. Elektronların geçebileceği tek bir hat var. Akış sırasında bütün elektronlar lambadan geçmek zorunda. Devrenin herhangi bir yerinde kablo koparsa devre üzerinde tamamen elektrik akışı duracaktır. İşte bu seri bağlı bir devre. Seri terimi burada ard arda manasında kullanılan bir ifade. Peki biraz daha ilerleyelim. Bu devrede birden fazla elemanı ard arda bağlamayı deneyelim. Hemen örneğimiz üzerinden devam edelim. Bir adet lambamız vardı. Yanına bir adet lamba daha bağlayalım. İki lambalı bir devremiz oldu. İki lamba da yanacaktır. Hala devremiz seri. Çünkü hala elektrik tek bir hattın üzerinden akıyor. Pili ve lambayı bir iletken üzerinden ard arda bağladık. Sanıyorum seri bağlantı gayet net anlaşılmıştır. İkinci lambayı bu kez farklı bir şekilde bağlayalım. Pilin eksi kutbundan gelen yeşil kabloya iki tane yeşil kablo bağlıyorum. Bunları iki lambamı birden bağlıyorum. Pilden çıkan kırmızı kabloya ise iki tane beyaz kablo bağlıyorum. Bunları da lambaların diğer tarafına bağlıyorum. Hem birinci lambaya hem ikinci lambaya pilden kablo gidiyor. İşte bu durumda devremiz paralel bir hale dönüştü. Neden? Şekle bakarsanız artık devremiz üzerinden elektrik akımının geçebileceği iki tane hat görebilirsiniz. Yani siz bir elektronun yerine koyun kendinizi. İlk devremizde pilin bir kutbundan başlayıp diğer kutbuna ulaşmak için iki lambayı da geçmeniz gerekir. Ama ikinci örneğimizde istediğiniz lambadan geçebilirsiniz. Hatta lambaların birinde bir sorun olursa diğer lambayı kullanmaya karar verir ve yolunuza devam edersiniz. Elektronların birden fazla yoldan akabileceği devrelere paralel devreler diyoruz. Ekrandan takip edin lütfen. İlk örneğimdeki seri bağlantılı devrede birinci lambanın bir kablosunu çekiyorum. İki lambanın birden söndüğünü göreceksiniz. Aynı şeyi paralel bağlantı ismini verdiğimiz ikinci devremizde yapalım. Gördüğünüz gibi kablosunu çektiğimiz lamba söndü. Çünkü elektrik o hat için kapandı. Ama diğer lamba yanmaya devam ediyor. Çünkü birbirine bağlı iki hat var. Yani bir devreye bir elemanı nasıl bağladığımız devrenin davranışlarında önemli değişikliklere neden olabiliyor. Bu davranışlar sadece çalışıp çalışmamaktan ibaret değil. Her ne kadar iki durumda da iki lambanın da yanmaya devam ettiğini görüyor olsak da seri ve paralel iki devremdeki lambaların farklı olduğuna dikkat etmişsinizdir. Çünkü devreyi seri veya paralel bağlamamıza göre elektronların davranışları değişiyor. İki devremizde de yaklaşık 5 volt olmasına rağmen iki lambayı seri bağladığımızda ampullere ulaşan voltajın düştüğünü görebilirsiniz. İşte bu yüzden seri bağladığımız devrede daha düşük voltajlarda çalışan ledler kullandım. Paralel bağladığımız devrede ise pillerin voltajı düşmüyor. Yani paralel bağlantıda voltaj sabit kalıyor. Bu yüzden devre elemanlarını bağlama biçiminize göre voltaj ve akımda değişiklikler olabileceğini göz önünde bulundurun. Değişikliklerin detaylarına belki bir gün başka bir videoda gireriz. Umuyorum bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa alttaki beğen düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu sayede bu türdeki videolara ağırlık verebilirim. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.